Sebze ve meyvelerdeki mantara doğal çözüm önerileriniz var mı? Evet, bir de gördüğümüz şu mesela Adana'da limon ağaçlarına fitoftora diye bir mantar musallat olmuş. Fitoftora mantarı. Ne yapıyor? Yaprağı sarartıyor, kurutuyor. Meyve de sararıyor, kuruyor. Böylece yavaş yavaş öldürüyor. Aa, fotoğraf getirdim. Bir bakayım. Burada. Fotoğrafını çektim. Meyveler yavaş yavaş kuruyor. Fitoftora. Çok tehlikeli bir şey. Limona bak. Ne olmuş? Fitoftora mantarı. Meyveyi böyle çürütmüş. Fitoftora mantarından kurtulamazsan önce yaprak sonra meyve gidiyor. Burada da nar. Narları hep patlatmış. Çürütmüş. Bir kısmı dökülmüş. Vatandaş diyor ki bu mantarla nasıl mücadele edeceğim? Yani binlerce dönüm nar. Hepsine mantar musallat olmuş. Hepsini sökeceğim, limon ekeceğim diyor. Limon ekmezsen ne ekersen ya toprağa. Önce toprağa yerleşen mantar var. Bir de toprakta mantar var. Bir ağacın veya zepsenin yaprağında olan mantar var. Ona fitoftora denir. Bir de toprakta musallat olmuş mantar var. Buna da firtisilyum denir. Firtisilyum. Toprağa musallat olmuş. Toprak da hasta. Hem bitki yaprağı hasta hem toprak hasta. İki çeşit tehlikeli mantar var. Zeytin ağacına musallat olan fitoftora. Fitoftora mantarı. Zeytin ağacını görüyorsunuz yarısı tamamen çürümüş. Yarısı da sararmış. Evet, şurada ben de limon ağacındaki limonu gösteriyorum, çürüyen kısmını. Bu da yaprakları sararmış limon ağacının. Fitoftora. Yani Latince olduğu için tercüme etmek de biraz bu da pamuğun yaprağı. Fitoftora mantarı buna da musallat olmuş. Pamuktaki fitoftora eğer yok edilmezse yaprakları kuruyor, büzülüyor. O zaman pamuğun çiçek açtıktan sonra elma diyorlar. Elmaya gibi yuvarlak bir balon gibi oluyor meyvesi. Olgunlaşıyor. Daha sonra o açılıyor kapsül. İçinden pamuk çıkıyor. Eğer mantardan kurtulamazsanız, yok edemezseniz o kutu, kapsül açılmıyor. Ne oluyor? Pamuk meydana gelmiyor. Çürüyor. Bozuluyor. Verim %30'lara kadar düşebiliyor. Vatandaş zaten bu zirai ilaçlar için para ediyor, tohum için para ediyor, otu yoldurmak için para ediyor, sertifika için para ediyor, su için para ediyor, elektrik için para ediyor. Ziraatçı ne oldu? Angarya çalışmış oluyor. Yani mantarı yok etmezse çiftçi angarya başlı başına çalışıyor, antrenman yapmış oluyor. Bir de zarar da edebiliyor. Yani bu kadar %30 verim düşerse ne olur? İflas eder, Allah korusun. Fitoftora ve firtisilyum mantarı ikisi de tehlikeli. Biri toprakta, toprağı bozuyor. Firtisilyum mantarı da çok tehlikeli. Onun özelliği de şu. Zeytin veya limon, elma, armut, erik gibi, kayısı gibi ağaçlara kökten alınan mineral ve su nasıl gidiyor? İçerisinde boru gibi kanallar var. Kanallar vasıtasıyla dallara, dallardan yapraklara gidiyor. Su ve mineral. Bu mantar kanalları tıkıyor. Mineral gitmedi, gitmedi, su gitmedi. Nasıl bu bitki yaşayacak? Kanallar tıkandıkça aynı insanların damarları tıkanıyor ya, kolesterol, lipid, pıhtı. Vatandaş kalp krizinden ölüyor. Bitki de aynı şekilde firtisilyum mantarı bitkiyi yavaş yavaş öldürüyor. Şimdi buna karşı vatandaş ne yapıyor? Hiçbir şey yapamaz. Eğer ki firtisilyum mantarı bir bitkiye musallat olmuşsa o çevreye yayılıyor, suyla yayılıyor.
mesela budamakla yayılıyor. Budama nasıl budanıyor? İnsanlar budamıyor. Makine buduyor ağaçları. Hı hı. Bu ağacı budarken bu ağaçtaki mantarı diğer ağaca taşıyor. Veya tohumuyla veya rüzgarla her yönünü bulaştırabiliyor. O nedenle fetisüllüm mantarı bulaşan ağacı kökünden söküp yok etmek gerekir. Yaprağı bile çevreye gitse, dağılsa diğer ağaçlara bulaşabilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Fetisüllüm ve fitoftora mantarı, ikisi de tehlikeli mantar, verimi düşürür. Çok çok tehlikeli.